Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde her ilde olduğu gibi Çanakkale'de de kurban satış ve kesim yeri kuruldu. Vay vay da vay vay. Amca. Nerede çekişler? Kurbanlık koyun, keçi ve dana yetiştirenler kurbanlıklarını kurulan pazar yerine satışa sundular. Kurban kesmek isteyenler fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, yetiştiriciler maliyetlerin fazla olduğu için bunun da fiyatlara yansıdığını, geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar arasında çok fark olmadığını belirtiyorlar. Geçeceğiz 850, hayırlı uğurlu olsun. 800 lira para yiyoruz, başka para yok. Verilerek vereceğiz ya. Verilerek vereceğiz ya. Hayırlı olsun, Allah kabul etsin. Aldığınız kurbanlığı. Evet, Allah nasip ederse keseceğiz. Nasıl buyur fiyatlar? Fiyatlar gerçi satana da külfiyet, alana da külfiyet. Al bakalım kardeşim, say bakalım. Satana ucuz. Say bakalım sen. Alana pahalı. Alana pahalı. Niye öyle oluyor? Ucuzun maliyeti, ucuzun maliyeti şu anda 750 lira civarlarında. Bizim burada kazandığımız 50 lira. Biz başka memleketten geldik, Bilgadan geldik, Bilgadan Kuşuş Mekke'nden. Dolayısıyla biz bu bir sürü masrafımız oluyor. Buraya yer parası oluyor, yemek parası oluyor. Biz araba tutuyoruz buraya. Sonuçta bir şeyler almamız lazım. Alamadığımız zaman biz üzülüyoruz. İnsanlara pahalı söylüyoruz. İnsanlar alamayınca onlar üzülmeye başlıyor. Sen paranı say bakalım. Sayarız. Hay helallaşalım. Bu sene talep iyi. Geçen yıla göre iyi. Geçen yıl ben burada 168 kurban sattım. 14 tane geri getirdim. Bu sene korktum. 65 kurban getirdim ama geri götürmeyeceğim. Hepsini sattım. Nasip olursa vereceğim ya. Yolacağım gözümü. Vereceğim ya. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Kaç tane aldınız? 3. 3 tane. Yatır sabah. Nasıl fiyatlar? Oldu. Normal. Oldu. Fazla pahalı. Alan da veren ve satan da memnun. Memnun mu? Memnun. Bir ev milyarda 3 milyar. Böyle mi? Aynen. Bak çekip 50'yi veriyorum. Şey, aşık oldum ben. Gerçi şu anda izledim. Görüyor musun? O da sana Allah kabul eder. 8 milyar alacağım. 8 milyar alacağım. Tamam, tamam. Biliyorum. Çok yemeği kaldı. Tutamıyorum. Bak şimdi. İçinde yatıyorum. İçinde yatıyorum. Valla çok şey değil, çok para değil. Çok, çok para değil valla. Sabah da geleceğiz, alacağız. He, sabah bakma öyle, hiç anladın. Bak bu sabah da öyle yapacak, 1 milyar verdim sabah. Anlaşamadınız mı, ne oldu? Anlaştınız mı? Anlaştık. Sabah kadar da ben yine buradayım. Sabahleyin alacaklar, herkesin yerini burası. Nasıl satışlar oluyor mu? Abi sefte yaptık. Sefte yaptın ama bugün son gün. Arife bugün. Nasip abi. Ne kadar fiyatlar mesela? Abi 600'den 500'den başlıyor. 500'den başlıyor. 800 tane hayvan var. Keçiler mi 500? Yok. Bunlar 800 lira. Bu şeyler 750 lira. Ötekiler 600 lira. Şu köşedeki 500 lira. Genelde insanlar ne alıyor daha çok? Koç.
Koç malı. Ve tekelerin burmalarını alıyor. Geçen yıllara oranı nasıl satışta? Geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl yok mu? Bu yıl saldıran yok yani. Neden çok, peki? Çok hayvan var. Nasıl? Hayvan sayısı çok. Herkes bakıyor kendi kurbanlığını. Yanında iki tane bir tane fazla bakıyor. Ha. Diyor ki ben nasıl bu 2-3 taneden diyor satınca kendi kurbanın parasını çıkarım diyor. Bu şekilde bakıyor. Kaç tane hayvan getirdiniz kurbanlık? 80 tane. Kaç tane kaldı? 40 tane kaldı. Satılır mı bugün? Nasip. Bugün satılması yarın. Peki alanlar nasıl karşılıyor? Fiyatları nasıl buluyorlar? Vallahi alanlar fiyatları biraz pahalı buluyorlar. Alıcı ucuz istiyor, satıcı pahalı istiyor. Para yok. Ortada anlaşılmıyor mu? O ortada anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Nereden geldiniz? Biz Lab Seker'in geçerler bir yönden geldik buraya. Kaç tane kurbanlık getirdiniz? 75 tane. Nasıl satışlar oluyor mu? Hiç hareket versin. Geçen yıl oranla nasıl? Geçen yıl oranla. Yine aynı ya, hiçbir fark etmiyor. İyi, iyi mal, iyi para. İyi para. Mal. Kaçta kaç arası değişiyor fiyatlar? Bizim kurban 900'da tut, 1-200, 1-300 bu civarda gidiyor. İnsanlar kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Hayvan önce sakat olmayacak. Göz, kulak. Göz, kulak, ayakları yara olmayacak. Yüzü düzgün olacak. Annesinin boyunu bulması lazım. Kesilmesi için. Tabii. Kesilmesi için, kurban olabilmesi için. Kurbanın kurban olabilmesi için. Önce annesinin boyunu geçecek. Vatandaş bunları biliyor mu peki? Çoğu bilmiyor. Çoğu, bilmeyen çok. Çok mu? Çok. Adam karaksın diyor. Bunlar da ekonomik şartlardan geliyor. Hayat standartları, insanın geçim şartları. Bizim için pahalı. Biz satıyorum diyoruz, bize ucuz geliyor. Alana pahalı. Pahalı geliyor. Abiyen pahalı. Bu iş böyle. Ne kadar maliyeti var bu kuzunun mesela? Şu kuzunun bana maliyeti 900 lirayı bulmuştum. 900 lira. Ne? Kaç liradan satacaksın bunu? Ben bunu 900'da satmam lazım. Aşağı satarsan zarar mı? Bundan sonrası zarar yazın. Kaç aylık bu hale geldi? Kaç aylık? Bu kuzu 10 aylık civarında. 10 aylık. Ama evet. İyi bakmışsın kuzuya. Kuzuya iyi bak. Bizim ırkımız iyi. Bizim bayram için Ezine'nin malı kılcal malı. Biz bu kılcal mala bakmayız. Biz kıvırcık et ırkı. Biz kuzuyu aslında şu kuzuyu kurban yapmamalıyız. Sattınız mı? Var mı alıcısı bu kuzuyu? Var. Yok mu? Az kaldı. Kim? Az kaldı. Anlaşamadınız mı? Az bir şey kaldı aramızda. Ne kadar kaldı aramızda? Biraz kaldı aramızda da. Bu kuzuyu ben 5 ay öncesi kesmem lazım. Bu kuzuyu ben şimdi bunlara diyorum, bunlar pahalı diyor bana. Bunlara göre pahalı. Ayastırlar. Bana göre ucuz. Neden bu dengesizlik peki? Hangisi değil, hangisi? Para mı yok, şey mi? Paradan maliyetler mi yüksek? Bu işi yapacak insan yok. Ha. Türkiye'de işsizlik falan yok. Tembel var. Tembel var, bedava para arayan var. Böyle bomboş kaldı. Bu hayvanı üretim yapmadan bu fiyatları biz ne aşağı çekebiliriz, ne bu hayvan, bu et böyle kaldı. Mecbur daha yukarı gider. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldi kafana. Anlaşın da siz çok uzun verin. Anlaşacağız biz de işte bakalım 3 tane vereceğiz şimdi anlaşabilirsek. Satış abi durdu. Neden? Ne bileyim ben pahalı geliyor. Bugün son gün geliyor. Ya. Bugün son gün ama abi bilmiyorum ya. Akşam üstü ucuzlar mı fiyatlar? Bilmiyoruz ki abi. Abi. Kendi malı olanların ki ucuzlar satın alıp satanların biraz gene aynı durum. Satın malı görüyorsunuz. Çanakkale'de kurulan kurban satış ve kesim yerinde büyükbaş kurbanlıklar da vardı. Yetiştiriciler büyükbaş hayvanlara rağbetin az olduğunu ve satışların az olduğunu söylüyor. Satışlar çok uygun değil yani, durgun. Kaç tane dana getirdiniz? 15 tane. Kendinizin mi? Kendimi. Siz yetiştirdiniz. Nereden evet. Geldiniz? Harmancık'tan, Lapseki'nin Harmancık'ı. Lapseki Harmancık. Evet. Nasıl fiyatlar peki? Fiyatlar ortalık 6.000, 9.000. 6.000 ile 9.000 arası. Evet. Fiyatlar boy boy. 6.000 liralıkların ne kadar çıkar aşağı yukarı? 6.000 liralıktan 180 kilo falan et çıkarır. 180 kilo. Kaç kişi dana kesebilir? Kaç kişi ortak olur? 7 kişi olur. 7 kişiye kadar oluyor. Evet. Peki fiyatlar geçen yıllara oranla nasıl? Biraz farklı ama yetiştirici de bakamıyor yani. Yem pahalı. Yer kirası veriyorsunuz, getirip evet, götürme var. Yer kirası veriyoruz. Yani hayvan da burada zebil oluyor.
Kaç gündür buradasınız siz? Bir haftadır buradayız. Hiç satmadınız da. Sattık biraz da. Daha da var. Bunlar kaldı mı? Kaldı. Satılır mı bu saatten sonra? Satılmaz. Ne yapacaksın? Götürecek misin? Götüreceğiz. Kasaba mı gidecek bunlar? Kasabaya gitmeyecek. Bakacağız. Seneye mi? Seneye. Abi 6 bin lira koyacak o zaman. 10 bin lira. Evet. Kolay gelsin. Hadi sağ ol abi. Kaç gündür buradasınız? Bugün 3. gün oldu. 3. gün. Hiç sattınız mı kurbanı? Satmadık abi. Nasıl? Talep mi yok? Talep. Piyasa durgun abi. Satışlar çok durgun. Yapma ya. Eski bakımlara bakalım. Önceki yıllara göre nasıl? Çok bozuk. Mesela şu dana ne kadar? Et olarak mı? Canlı hem fiyat hem et olarak. 500 kilo bu dana. 500 kilo. Evet, yarı yarı yapılsan 250 kilo. Ne kadar istiyorsunuz lan? Ben buna bir 6,5 diyorum. 6,5 da iyi ya, o fiyat da. İyi olur ama alıcı nerede? Yok mu alıcı? Yok abi. Alıcı yok. Ne yapacaksınız satılmazsa? Satılmazsa damımıza. Seneye. Seneye. Allah nasip ederse. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim.